kurtarıcımız, kurucumuz, değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran, saygı ve özlemle anarken onur ve gururla 101. yaşını kutladığımız tarihin en büyük devrimlerinden biri, belki de birincisi olan Türk devriminin ürünü, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni huzur ve refah içinde yaşatmak, din kisvesi altındaki küfür ve melanetler esirgeyip şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olmamasını sağlamak, Türk istikbalinin evladı olarak vazgeçilmez görevimizdir. Yitirişimizin 86 yılında Büyük Atatürk'ü sadece minnetle, şükranla, saygıyla anmayı isterdik elbette. Ama 10 yıllardır yaşadıklarımız, özellikle son yıllarda ilke, devrim ve eserlerine yapılan hadsiz, haksız ve ahlaksız saldırılar yanında önerdiği, akıl ve bilim yolundan sapma gösterdiği hedeflerden uzaklaşma sonucu ülkemizin içine düşürüldüğü durum, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emekçilerimizin hali öylesine içimizi acıtıyor ki milletçe ona duyduğumuz özlem her geçen gün katlanarak artıyor. Erken yitirmenin acısı yüreklerimizi yakıyor. Atatürk heykelini yontan bir heykeltıraş gibi okuduklarıyla, öğrendikleriyle kendini inşa etmiş, milletine güveni, cesareti, ufkun arkasını görme yeteneği ve kararlılığı ile daha yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdırmış. Düşmanlarının ve karşıtlarının bile hayranlığını kazanmış, gerçek bir dahi, büyük bir komutan, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve tam bağımsızlıkçı bir devlet adamı, tartışmasız büyük bir devrimcidir. Milleti oldu. Yurttaş diline, tarihine, kültürüne kavuştu. Kula kulluk etmekten kurtuldu. Özgür birey oldu. Devlet yönetiminden rüşvet, yolsuzluk, nepotizm ve kayırmacılık kovuldu. Namus, liyakat, adalet ve bilimsel bilgi esas alındı. İç ve dış olumsuz güçlerin aydınlanma devrimlerinden, laik cumhuriyetten, ulusal birlikten, özgüvenden yoksun bırakmak için 101 yıldır çabaladıkları Türk ulusu hiç kuşkusuz Atatürk'ün akıl ve bilim yolundan aydınlık geleceğine yürüyecektir. Atatürkçüler olarak tarihin en büyük devrimcisi, Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86 yılında saygı ve özlemle anıyor. En yüksek sesimizle yeniden Kemalist devlet, yeniden laik cumhuriyet diyor ve buradan büyük atamıza söz veriyoruz ki emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız. Saygılarımla.